Parti çıktı. Saadet Partisi'nden sonra Tayyip Erdoğan önderliğindeki yenilikçiler yeni partilerinin kuruluş dilekçesini vermek üzere bu sabah İçişleri Bakanlığı'nın kapısındaydılar. Partinin kuruluş dilekçesi eski diplomat Büyükelçi Yaşar Yakış Başkanlığı'nda, aralarında eski ses sanatçısı Yasemin Kumral'ın da bulunduğu 5 kurucu üye tarafından İçişleri Bakanlığı'na verildi. Tayyip Erdoğan'ın da kurucular kurulunda yer aldığı AK Parti, tam açılımıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin 39. partisi oldu. Ve günlerdir yapılan hazırlıklar Bilkent Otel'de bir gösteriyle ortaya çıktı. Yenilikçiler partinin adını, mesajlarını, kurucularını, amblemlerini gövde gösterisi gibi bir toplantıyla açıkladılar. Her türlü gelişmeye açıktır. Tanıtım toplantısı süresince fonda çalan müzik özel olarak seçilmişti. Salonda uzun süre Amerika'nın keşfini anlatan 1492'nin film müziği yankılandı ve yenilikçi hareket liderini bu müzikle tanıttı. Dev Atatürk posteri ve bayrağın asılı olduğu salonda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kısaca partinin ilkeleri açıklandı ve ardından partinin adı ve logosu tanıtıldı. Aralarında ses ve sinema sanatçılarının da bulunduğu kurucular kurulunda 13 kadın üye var ve 13 kadının 8'i türbansız. Tanıtım toplantısı boyunca gözler Tayyip Erdoğan'daydı. Erdoğan kürsüye geldi ve henüz resmen olmasa da bir lider havasında seslendi ve partisini tanıtmak için cümlelerini özenle seçti. Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Kurmuş olduğumuz bu yeni siyasi partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan sadece salona değil, salon dışına Türkiye'ye de mesaj verdi. Avrupa Birliği'ne evet dediklerini söyledi. Bir avuç huzur ve refah. İşte bunun için Avrupa Birliği üyeliğine evet diyoruz. Törenin ardından Erdoğan'ın yeni partisinde kulisler başladı. Tabii bugün aslında espriden öte biraz ciddi olmamız gereken bir gün. Ama inanıyorum ki Türkiye'nin aydınlanması için en yüksek vat hangisi ise ona ihtiyacımız var. Peki neden ampul? Rahat uyu diye yazdı. Büyük Atatürk, ulusumuzu işaret ettiğin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak ve onun her ferdini insanlık camiasının en seçkin konumuna, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin kuralları içinde getirmek varlık sebebimizdir. Emanetin emin ellerdedir. Müsterih ol ve rahat uyu. Erdoğan daha sonra Türkiye Büyük Millet Atatürk ve arkadaşları da böyle yaparak bize kıymetini hiçbir şey ile ölçemeyeceğimiz bir miras bıraktılar. Bu mirasa sonuna kadar sahip çıkmak bizim taahhüdümüzdür. Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Meclis Grubu'nda seçimler yapıldı. Seçimler sonucunda manisi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilmesiyle AK Parti'nin bu masasında buluştular. Birinci, ikinci ve üçüncü partisi değişmedi. DSP 132, MHP 126, ANAP 86, Doğru Yol Partisi 80, Saadet Partisi 48, AK Parti 52, Bağımsız 18, Boş 8. Dediği gibi milleti kurtaracak güç yine kendi azim ve kararlılığıdır. Partimiz Atatürk ilke ve inkılaplarını Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmanın önemli bir vasıtası olarak algılar. Milli Güvenlik Kurulu'nun da yeniden yapılandırılacağı belirtiliyor.